Herkese selamlar. Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve yine A'dan Z'ye karakter tanıtımı serisindeyiz. Şöyle Collection kısmından göstereyim ben. İsme göre sıraladım. Undercover Cassie Cage'e geldik. En son Strike Force Cassie Cage, yani Punk Cassie Cage'i tanıtmıştık. Şimdi şuradan Faction Wars'a bir gidelim. Beşli Savaş'a buradan girelim. Bana 445 varmış la bu arada. Bunun en son ben bir ekipman almıştım ama ne aldığımı da hatırlamıyorum. Buradan takımı düzenleyeceğim. En son yaptığım takım kuleye göre takım. Kulede bu arada bayağı ben mal gibi geri kaldım ya. Vallahi onu yapmamam lazım ama oluyor işte. Şimdi Undercover ablacığım sen bir gel. Artık isme göre değil atağa göre sırala bakalım. Ben ataktan şöyle çok seri karakterlerimi bulayım. Benim şeyim güçlü dizen. Neydi o? Quan Chi'yim. Quan Chi abi neredesin ya? Vallahi bulamadık seni. Ulan göremiyorum da işin garip tarafı o ya. O kadar mı güçlüsün be ezik? Neredesin lan? Heh. Tamam birisi burada. Scorpion biraz daha ileride olacak. Aynen. Tamam karakterler şimdilik bunlar. Buna ben bir de şey bırakayım, Retamer'ı falan takayım, daha iyi olur kullansın en azından. Retamer'ı sana verelim. Kendi ekipmanı senin var aslında, ben o ekipmanı bulayım. Hatta bu değil değil mi? Buymuş, tamam bu değilmiş, Sonya'ymış bu. Kendi kesinin ekipmanı var, ben onu bir bulayım, ekipmanını en azından göstermiş olayım. Geliyorum hemen. Aha da buldum, şurada hemen şunu alalım bakalım, böyle takalım. Yüzüğe gerek var aslında, takalım ya yüzüğü de. Nerede o Blaze's Life'ı takmak istiyorum. Aynen, yaka yaka kül edelim rakibi. Şunları da ben bir fullleyeyim. Normalde kullanmayacaktım bu şeyleri ama gold'umuzu gene kullanmamış olduk gerçi. En azından şu yükseltmeleri kullanalım bari. Şöyle fullle kanka bunları. Bunlarla bir işimiz yok. Kuleden bol bol düşürüyorum ben zaten. Her geldiğimizde karakterlere böyle kullanırız. Altınımız da gitmemiş oldu. 1.86 milyon altın. Dursun. Ne işime yarayacak bilmiyorum ama altın kullanıp kullanmamanın artık çok da bir önemi kalmadı gerçi ya. Şimdik Undercover Cassie Cage'i anlatmaya başlayalım madem. Pasifi çok basit. Yani Nether Ram ve Outlaw karakterlerle dövüşürken %20 daha fazla hasar vuruyorsunuz. Bu. Hani bu kadar. Başka hiçbir olayı yok pasifinin. Birinci yeteneğimiz normal saldırı. İkinci yeteneğimiz kör ediyor. Üçüncü yeteneğimiz de Power Drain atıyor. Bu. Olayımız bu. Karakterin başka bir olayı yok. Zaten o yüzden ben de 23. seviyede kalmış yıllardır. Köşeye duruyor karakter. Çok kullandığım bir karakter değil. A'dan Z'ye serisi olduğu için hepsini elimden geldiği kadarıyla tanıtacağım zaten. Silver'lar falan da var. Sırada bekleyen. Onlar buna hepsini tanıtacağım ya. Bu sefer A'dan Z'ye serisini bitireceğiz. Artık şey olursa yani hep A'dan Z'ye yarım kaldı böyle. Şunu bir dur kankacığım. Yeni karakter gelirse de A'dan Z'nin sıralamasına göre ben onu eklemeye çalışacağım. Şöyle bir yapalım bakalım. Futu futu futu. Bunun bu arada silah milah var. Biraz daha farklı. Çok az daha farklı. Birinci yeteneğimizi bir göstereyim. Yalnız ben hala burn damage yedim. Yani burn damage'dan dolayı mı geliyor bilmiyorum da. Böyle şey yapalım bakalım. Şöyle bir dur bakalım yavrucuğum. Oh iyi de vuruyor ha. Yalnız öldük ya dayı. Vallahi öldürüyor karakter. Bir tek geri kalıyor diyebilirim ama normal. Gold yani gold birinci yerim karakterden. Artı hem gold birinci yerim hem yani şey değil. Mortal Kombat'ın çok boostladığı karakterler var biliyorsun. Mesela Sindel. Sindel çok boostlu bir karakter. Bu öyle değil. Bu normal. Hani sıradan bir gold karakter yani öyle söyleyeyim. Şöyle bir al bakalım. Tamam. Böyle öldürelim seni kankacım. Tak. Güzel. Blokta kal kanka. Regenimiz de var. Şöyle ikinci teneğimizi bir atalım bakalım. Güzel. Uf, kritiğiyle vurdu. 8000 canı vermiş gerçi. Bir tane karakteri güçlü yapıp diğerlerini güçsüz vermiş oyun inatla. İyi lan bunun şeyi de varmış ha. Neydi o? Feats of Strength de varmış. Bayağı iyi. Tamam kankacığım yeter artık ödül verme. Devam. Eğer yapabilirsem yakında ya onu bayağıdır düşünüyorum ama bir garip bir içerik çekmeyi düşünüyorum. Olacak mı orasından emin değilim şimdi. Ben de çok fazla karakter olduğu için bu Survivor modda bir iş yapabilme ihtimalim var. Yani en azından boost alıp bir şey yapma ihtimalim var. Bu şeyler var ya Neo. Puan boostu alıyorsunuz hani yükseltmesi. Ekstra katlanıyor puanınız. Oradan bir şeyler yapabilirim gibime geliyor da. Bir bakalım. Eğer yapabilirsem denemek istiyorum. Yalnız örmek sıkıntı biçer. Örmek gerçekten de öldükçe değil mi bu? Aynen evet. Öyleymiş. İkinci yeteneğimizi madem bir görelim bakalım. Block Breaker bu arada keşke verseydik. Ben o aklıma gelmedi. Yine kaydırma. Allah belanı vermesin oyun. Şöyle bir at bakayım. Ne kadar vuruyorsun? Güzel la hasarı ya. Kör uzun sürüyordur şu an geliştirdiğimiz için. Bu kör olayı büyük, çok büyük sıkıntı bu arada. Hani
Hem power drain'iniz hem kör etmeniz varsa osurtuyorsunuz. Direkt osurtuyorsunuz karşı karaktere. Hiçbir şey yapamıyor abi. Çünkü ne yetenek atabiliyor ne düz vurabiliyor. İkisi de kalıyor öyle. Şöyle bir gel bakalım oğlum. Atayım ben seni şöyle. Tamam. Yetenek kullandığında bir de benden az gidiyor. Artı yeteneğimin belli miktarını yansıtıyor. Talent points ile alakalı bu. Bunu zaten biliyorsunuz. Ben kendimi şöyle çok az kısayım lan, sesi çok fazlaymış ya. Vallahi kendimi niye duymuyorum diyorum. O kadar fazla açmışım ki. Aa, niye duymuyorum acaba diyorum ondan sonra da. Özür dilerim. Neyse. Şunu al kardeş sen. Sen sonra yenilmez bir hale geliyorsun. Seninle uğraşılmıyor. Bunu alsam sana vursam nasıl olur? Güzel olur mu? Oh, canın da iyiymiş senin ha. Vallahi. Şöyle bir al bakalım. Power Drain'i yedik. Ara ara yemiyoruz ama o da güzel resisted yazıyor. Bu debufflara karşı dayanıklılığımızdan dolayı. Mesela şu anda yedik. Hatta şu an öldük anasını satayım. Ne yaptı ya? Neyse, bir kör etme şeyimiz daha var. Düz duramayacak. Düz duruşunu hemen bir engelleyelim bakalım. Güzel. Bu da güzel. Miss atıyor ara ara. Her zaman değil bu arada. Yani mesela az önce vurabildi. Kör olmasına rağmen vurabildi. Bir daha öldürmeye kalkarsa da Scorpion girecek işin içine. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Şöyle bir al bakalım. Ya 3 kere ölümden dönebiliyoruz kalkan sayesinde falan. Baya baya rahatlıyor ve öldürdük. Güzel abi. Yani karakterin ikinci yeteneği böyle. Birinci yeteneği sıradan. Aslında ikinci yeteneği bakayım farklı ya. Normal kesik ejderhalara göre. Hani bir tık farklı diyebilirim. Çok bir fark yok ama yakın gene de. Üçüncü yeteneğimiz gene tahminimce aynıdır. Sıradan kesik ejderha bu. Bir sonraki karakter neydi la, görmedim de. Zaten belli bir yerden sonra en güçlü karakterleri, yani bir karakterin en güçlü halini de gösteriyor. A'dan Z'ye serisi. En zayıf halini, formunu da gösteriyor. Form hali değil de form ya bu karakterler. Hepsi farklı farklı versiyonlarda gelip duruyorlar. Hani Mortal Kombat 11'in tanıtımında Raiden şeyi öldürüyordu. Normal Mortal Kombat şey Scorpion'u öldürüyordu. Scorpion'un Ninja klasik versiyonu geliyordu. Klasik versiyonu geldiğinde o sürtüyordu şeyi, Raiden'ı. Hatırlıyorsunuz oraları zaten. Hatta ilk başta Cyrex sanıyorlardı. Ayağının sarısından dolayı. Yalnız ne kadar az Power Drain diyorsun sen ya. Ben senin üçüncü seni göstermek istiyordum ama. Yapma yapma yapma, Power Drain var. Heh, tamam çıktık. Güzel. Atar mı atar vallahi. Bak dön. Power Drain'e karşı gerçi direndik. Debuff'ın şeyi bu. Gücü. Ama bu karşı takım bir tık güçlü ya. Bu ne böyle oğlum ya. 48.000 canı var Johnny'nin. Vallahi sıkıntı ha. Vurduk mu şöyle bakalım, güzel. Yani çok bir fazla vurmuyoruz tabi de. Gene de güçlü karşı takım. Onu bilmek lazım. Bloğu nasıl çiğneyim seni, çık artık bloktan. Güzel. Şöyle bir atayım. Öldürdük, iyi. Bir tanesi gitti en azından, bu da bir şey. Şöyle bir al bakalım kardeş. Üçüncü yeteneğimiz de geldi bu arada. Şöyle atayım ben bunu direkt. Aynısı mıymış hocam? Bakalım. Aynen aynısı. Klasik kesik H yeteneği. Tak. Aynen. Bakalım kaç bin vuruyormuş karakter. Onu da görmüş olacağız. 12.000. Yani hani hasar olarak normal Team Power Generation aldı. Onlar al yok. Aynen onlar aldı. Garip. Onların alması ne alakalı? Benim almam gerekmiyor mu anasını satayım? Bana versin. Ben attım üçüncü yeteneği. Bana ne ya? Allah Allah, oyuna bak sen. Şöyle al bakayım oğlum bir. Güzel. Tamam. Böyle bir vurayım sana. Bu da güzel. İyi, bayağı da vurduk. Şöyle dur bakayım. Ama üst üste öyle vurma ya. Osurttun vallahi ha. Dur bakayım. İyi bak. Mal gibi sürekli kör kaldığı için hiçbir şey yapamadı. Bu bayağı bir güzel bir olay. Şöyle al kanka. Tamam. Rise diyor galiba ya. Rise diyor sanıyorsam. Bilmiyorum. Diril mi diyor. Şeyden cehennemden arkadaşını çağırıyor olabilir. Mortal Kombat 9'da oluyor ya. Al bakalım oğlum. Tak. Arkadaşın diyorum ya, kendi versiyonu. Üçüncü seneyi bunu görelim mi lan, Quan Chi'nin? Görelim hadi ya, at bakayım bir. Nasılmış? Bunu... Ha evet, hatırlıyorum, tamam. Doğru. Güzelmiş, bu da güzel. Ama çok fazla vuracağını sanmıyorum. Birinci çevrim herhalde bu da. Ve geliştirilmemiş olabilir yeteneği şu an için. Bakalım. Aynen 8.000 vurdu. Ya çok da bir şey beklemiyordum zaten. Normal. Çok bile hatta yani hasar onun için. Şöyle bir al kankacım. Güzel. Güzel. Uf. Bunda zar zor bitirdik savaşı. Bayağı bu arada uzun sürdü savaş ya. Hasar yönünden çok geri kalıyoruz. Tamam kankacım, tamam. En bağlı sensin bize, tamam. Böyle bir dur bakayım. 24. seviyeye falan geldi. İyi. Bunların da seviyeleri yükseliyor. Yavaş yavaş yükselecek zaten. Yani.
Dördüncü savaşa giriyoruz. Güzel. Fusion boost'umuz da var. Strike Force Scorpion'u boostladık en azından. Bu da bir şey. Quan Chi'yi yükseltebilsem aslında. Warlock Quan Chi'mi. Hasar olarak daha tatlı hasarlar görebileceğiz gibi duruyor. Fusion boost'u en azından arttırabilirim. Yani öyle bakalım. Sırada onların tanıtımı falan da gelecek. Ben kanalda şu an tüm hepsinin tanıtımı yok. Hepsinin her şeyin tanıtımı olmuş olacak. İlla ki bu seri bittiğinde. O yüzden bir sıkıntı yok. Zaten serinin belli bir kısmında artık takımları da oluşturmaya başlayacağım. Bakalım. Onların da denemesini yapacağız zaten. Dur bakayım bir. Öyle bir ikinci deneyim ben sana bir gömüyorum kankacığım. Spamlıyorum şöyle. Güzel. Yarı cana indirdik. Hatta yarı candan aşağı da indirdik. Bayağı iyi. Scorpion'umuz güzel vuruyor. Bunu o yüzden değerlendirmek istiyorum. Böyle öküz gibi vurabildiğimiz kadar vuralım bakalım. Şu can yenileme olayı da mükemmel bu arada ya. Valla Strike Force Scorpion'u benim hiç gelişmedi ama bu hep Diamond mıydı ya? Hep Diamond'ı diye hatırlıyorum ben Strike Force'u. Valla öyle hatırlıyorum. Güzel, bu mal bir de kör üstüne. Hiçbir şey yapamayacak bize. Baya iyi. Tamam. Al kankacım şunu da. Johnny canı ne kadar yüksek mi ya? Çok da yüksek değil. Güzel. Canımız zaten öküz gibi yenilendiği için hiçbir sıkıntı yok. Şöyle bir geçeyim ben. Tamam. Şöyle aç bakayım kardeş bloğunu. Çok fazla vuramıyoruz ama olsun, idare eder. Cripple'ı yalnız çok fazla atamadık. Geliştirmemişim ben bunların yeteneklerini ya. Gelişirsem iyi olacak. Şöyle bir atayım ben sana kankacım. Al bakalım. Körü de atacağız. Güzel. Körü sosu sever misin? Körü. Dur bakayım. Power Drain'i yemedik bu arada. Bayağı iyi. Şöyle bir gel bakayım. Al oğlum. Tamam. Tak. Öldürdük. Güzel. Devam bakalım. Yardır kanka. Artık tamam, yeter. Oyun biraz geç geliyor bu arada. Sunucuda bugün sıkıntım var. Ne anasını satayım. Yarın bir aksilik olmasa zaten Fusion'u yayınlayacaklar. Bakalım. Fusion'u büyük ihtimalle satın alamayacağız bu arada ruhla. Hani tahminimce öyle bir şey olmayacaktır. Yine bu para birimiyle satılan şeylerden getirirler. Paketlerden getirirler. O yüzden yani tanıtımı çok geç olabilir. Paketi falan gelirse, kuleden çıkartabilirse. Kuleye kattıklarını bile düşünmüyorum. Katmazlar. Yeni gelecek kule olur mesela. Ne bileyim işte, herhangi bir kule. O kulenin ikinci savaşına, Hard kulenin ikinci savaşına katarlar. İhtimalini eklerler daha doğrusu, düşük bir şekilde. Sindel'ın mesela ihtimali %3'e çıkartıldıysa Fusion'unki %1'de kalır. Tahminimce öyle yapar oyun. Ya da eşit yapar, bilmiyorum. Bence öyle yapacak ama. Şöyle bir al bak. Yeni karakter ya, elde edimini çok zor yapıyor. İki kere mi sattı körden dolayı. Çıkabilir miyim artık kanka? Artık çıkayım ama sokayım sana ya. Allah Allah, iyi. Zorla sonuncuya attınız anasını satayım bir de karakteri. Ulan Combat Cup takımı değil Allah'tan da. Bunlar sıkıntı oluyordu yoksa. Böyle bir al bakalım canısı. Tamam. %85. Çok da vuramadık ama olsun, şöyle şunu attım da ölmüş oluyorsun sen zaten. Kalkanın çalışmasa tabi. Al bakalım. Tamam, çalışmadı. Güzel, blokta kalayım. Power Drain'i çok fazla yemedik. Güzel. Rush'a ha. Ben de Ukraine yapayım mı lan ismimi? Yenelim mi size? Yenme ihtimali Ukrayna'nın şu an için yok. Çok üzücü bir durum ya, şu savaş olayları falan var ya. Ulan anasını satayım. Bir de savaş bahaneleri çok garip geliyor bana yani. Bahane aranıyor ya açık savaş çıkarmak için. Rusya'nın izlediği çok yanlış bir rejim ya. Vallahi çok çok sıkıntı bir rejim. Yani. Ama yapacak bir şey yok. İnsanoğlu bu anasını satayım. İllaki kıçımızın üstünde. Ya bir çıkayım artık sana da şimdi sokacağım ama 50 kere blokladın, stunladın bize ha. Bırak. Allah Allah. Hadi. Giriyoruz, çıkamıyoruz. Bu ne lan böyle? Ulan şuna bak ya, delirtti beni. Vallahi delirtti beni ya. Böyle dur bakayım. Heh, iyi bari geçebildik bu sefer. Şöyle al oğlum. Yapma. %47. Gerçi öldürdük. Tamam, sıkıntı yok. Güzel. Tokadımızı da koymuş olduk. Gayet iyi. Şöyle bir devam edelim bakalım. Hadi kanka. Hadi la. Heh, güzel. Evet. Kesi ablamızı tanıtmış olduk. Güzel. Artık ilerledikçe ilerleyeceğiz bu seride. Kodumuz da 91 olsun. Bu video şimdilik bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.